motorumuzun 100 beygir yamağı motorumuzun yağ değişimini, motor yağ değişimini yapacağız. 4 zamanlı motor olduğu için karterdeki yağını alacağız, onu değiştireceğiz. Daha sonra yağ filtremiz var bir tane. Efendim üzerinde Yamaha yazar. Bu yağ filtresini sökeceğiz. Bu yağ filtresinin numarasına göre yağını değiştireceğiz. Ne diyorlar Ahmet? Marin yağı şöyle olur, marin yağı böyle olur. Efendim marin yağı neydi? Su alınca özelliğini kaybetmez. Öyle mi? Öyle mi diyorlar? Lan marin, motor suyu alınca motoru gider. Bırak yağı. Ya Deniz suyu motor gitsin suyu bakalım. almışsa zaten denizin içindedir. O zaman daha büyük Motor problem gider. var. Şimdi gel buraya Ahmet. Hangi yer atılacağı motorun üzerinde zaten belli. Efendim, sağ 5.30, 10.30 ya da 10.40. Ben arabama 5.30 yağ atıyorum. Arabamın yağını burada kullanacağım. Tamam. Ne diyor? Without oil filter, yani filtre, Hariç. yağıt filtresi hariç 3.5 litre. Filtre ile beraber with filter 3.7 litre. Yani 4 litrelik biz yağ aldığımız zaman sağ 5.30 4 litrelik yağ aldığımız zaman bizim işimize hayda hayda görecek. Buradan da yağ boyayacağız. Bakın. Biraz sıkı. Biraz sıkı Penseyi ama açarız. penseyle açacağım. Bir şey var bakalım. Kovayı. Kova yanında mı? Tapası burada. İşte tapası. Yağın tapası burada. On dört lokma tutuyor. Gayet karnacı falan sökmen lüzum yok. Buradan da çıkabiliyor. Biraz biz döktük. Arkasındaki tapayı taktık. Tapamız şurada. Şunun içinde. Sileyim de gösterelim. Kirlendi mi? Ne oldu? Fokuslamıyor. Olabilir. Parlıyor ya şu anda çok fazla. Yağdan dolayı. Şunun altında. O deliğin içinde. O deliğin içinde bir tane vida tapa var. Bu kadar yoruluyor. Geç bir tarafa. Şimdi yağ filtresini sökeceğiz. Yağ filtremiz burada. Anahtar şurada. Bunun için şöyle bir filtre anahtar almak zorunda kaldım. Göster. Diğerleriyle hiç geçmiyor. Bu 65'e 14, 14 köşe 65 genişliğinde, çapında diyelim. Bu şekilde takıyoruz. Tabii ben gevşettiydim, o yüzden rahat sökülüyor şimdi. Evet, yağ filtremiz bu. Yenisi de bu. Filtrenin üzerini yağlıyoruz. Contanın üzerine bilhassa. Yapışmasın diye. Buralarda bir sıkıntı var mı ona bakıyoruz ve bunu daha iyi geçmedi. Hiç mi kaptırdım? Şimdi tamam. Bence bu kadar yeterli. Bir de bunun sürtmesi var. Burada kurbağacık falan yok mu? Niye aşağı? Kapayı, arkadaki kapağı. Onu açtım ben adam evvel. Açtın mı? Dur onu da gösteriyorum. Bu ne lazım Ahmet abi? Ha, o yok işte. Getir bakalım dökeriz yoksa. Ne kadar yağ gidiyordu? 3.7 litre. Yağımız X-Clean Efendim 5.30 sağa 5.30 yağı motor yağı. Kendi aracımıza koydum hocam. Arabaya koyduğum yağ. Hadi bismillah. Bu 2 kiloydu, doğru mu? Hı.
Tamam, bitti o. 2 kilo su tamamdır. Ver bakayım bir tane küçük arkadan. İki tane de birer kilo almıştım. Aynı yerden. Doğru mu? Farklılık yok diye mi oğlum? Hayır, aynısı. Motorumuz kışı geçirdi. İnşallah yaza hazır. Diğerini de aradım. Öncelikle Kontrol et bakalım ne kadar olmuş. Bu tırtıl diğerinin üzerinde olması lazım. aynen öyle olması lazım. Bakacağız şimdi. Ama bir daha beklemek gerekiyor. Biraz az. İstiyor. Devam ediyoruz. Bin olacak değil mi? Ne? Filtre dahil 3700 olacak. Sen bir 300 veya 400 alsana bence. Ne olur ne olmaz. 700 şurası, 400 şurası. 3600 oluyor o zaman. Değil mi? Kalan 400 olacak. Hı. Haydi bismillah. Nerede abi? 600 deme. Evet, bir ölçelim bir daha abi. Üzerinde yarmış zaten oğlum bir şey. Tamam. Yüz daha atacağız ama. Eklememiz lazım iyice bir. Şuralarda bir yüz daha katalog değerini atalım biz için. Doğru mu? Katalog değerini istiyor. Tamam, 300 yazıyor. 300 de. Görünüyor değil mi? Hı. Evet, 2700 mililitre. Yani 2,7 litre. 3,7. He? Pardon. 3,7 litre. 3700 mililitre. Yağımızı koyduk. İşimiz bitti. Kapağı nerede bunun? Ne bileyim ben. Hayda. Motorun bakımı böylece tamamdır.
Tertemiz cam gibi yak. Yes yine. İyice de süzül diye eski yerini beklettik. Tapadan aldık, içinde hiçbir şey kalmadı. Yeni filtre. Filtremizi de orijinal aldık. Yamaha. Ne diyor abi? Kaydı ha orası. Yamaha 5GH 13440 60. 60. Aynı filtreden taktık. Filtremizin maliyeti internetten aldım 200 lira. Kütahya'da 260 lira dediler. Başka yarımızın maliyeti ne kadar Ahmet? Şimdi zaten biz arabadan artan 2 litre yarımız vardı. O büyük paketi 330 liraya almıştın. Yarısı desen 165 lira yapar. Daha sonra ufakların tanesi kaç paraydı? 150, 300, 165 lira, 465 eder. 465, 200 daha, 665. 665, 700 liraya motorun maliyeti, yani bakım maliyeti. Tabii bir de bunun nesi var? Kuyruk yağı var. Kuyruk yağı var. Kuyruk ama yağı. Elimizde vardı o bizim. Elimizde vardı, yarım kilo kuyruk yağı gitti. O da 60-70 lira, bilemediğim 100 lira. Toplam 750 lira, öyle mi? Toplam 750 lira bütün maliyeti bitiriyor. Kaç paraya aldı, kaç para alıyorlar servisler onları bilmiyorum. E tabi adamlar dükkan çalıştırıyor. He? Eleman çalıştırıyor. Bir de ayağına kadar geliyorlar. Adamlara da hiçbir şey diyemiyorum ben. Abi yapabiliyorsan kendin yapacaksın. Yoksa adamın parasını vereceksin. Kendin yapamıyorsan, kendin yapamıyorsan paran yapacak. Doğru mu? Ahmet. Adamlara da bir şey demeyeceksin. Ha, çok afaki para alıyorlarsa o başka. Benim ona katlanamıyorum ben o parayı. Ben kendim yapıyorum. Bütün her türlü sorumluluğu da bana ait oluyor. Yok sen garantili iş yapacağım, efendime söyleyeyim, götüreceğim, yaptıracağım diyorsan adam parasını vereceksin abi. O kadar basit. Tekrar baktım. 10 numara. Şimdi bir de motor çalıştıralım Ahmet abi. Onu hazırlamamız lazım bunların. Suyu sadece, değil mi? Yağ değişiminden sonra motoru çalıştırmak üzereyiz. Yağ işareti söndü değil mi Ahmet? Hadi bismillah de. Çok önemli. Arkadan gelen su bu çok önemli. Bu eğer tıkanırsa işler kötü gidiyor demek. Alttan su veriyoruz soğutmayı çünkü bu denizden alıyor. Gaz ver bakayım biraz. İşte motor bu. Dur. Çalışsın biraz. Gaz ver bakayım. Vitesi ileriye al. Evet, şimdi denizde ileriye doğru. Boşal. Geriye al. Tamam, boşal. Boşal, boşal. Hocam açtım.
Gram ses yok. Ahmet çok iyi. Gram harici ses yok. Çok şükür. Allah bindirmek nasip etsin. Ne diyelim oğlum başka? Kapatabilirsin. Biz de kapatalım. Evet. Motorumuzun bakımı tamamlandı. Motor denize girmeye hazır. Tatlı su devri yapıldı. Uyruk yağı yani şanzıman yağı değişti. Biraz önce de motor yağını komple değiştirdik. Yağ filtresini değiştirdik. Bunda motor arabalarda olduğu gibi hava filtresi, polen filtresi falan yok. Değil mi? Böyle motor bunlar. 4 zamanlı efendim 1600 cc çapında 100 beygir Yamaha. Tut bakayım şunu. Kapağını da kapatalım. Biraz iri ama. Evet, ver. İşte makine bu. Enjeksiyonu 4 zamanlı. Anca bu tekneyi de bu götürür zaten. Ötekinleri, diğer motorlar biraz elektrikli bisiklet motoru gibi kalır bu tekneye. Teknemiz de tamam, motorumuz da tamam. Ahmet'imiz de tamam. Machine engineer oldu benim oğlum. Mezun oldun. Makine mühendisi inşallah. Ama yüksek lisansa doktoraya da çok hevesli. Benim sayemde çok hevesli devam edecek. Değil mi? Öç çizgi. Başka çare yok. Başa gelen çekilir. Hadi görüşürüz. Tamam mı başka? Söyleyeceğim bir şey. Bu kadar. Hadi geçmiş olsun oğlum.